Bu arada arkadaşlar Venom Roleplay adlı bir roleplay sunucumuz açılıyor biliyorsunuz. Kanalımın ilk videosu olan Venom Roleplay Atakan tekrardan sunucuyu açıyor. Osman üst yönetimde Venom Roleplay'de. Ben de normal admin'im. Her türlü desteklerinizi bekliyoruz. Aynen beyler. Atakan Gelirseniz Gencer'in hak yemeden oy yani bir sunucu arıyorsanız hak yeme. öyle siktir oktan sunucular yani Chrome Roleplay'dir falan oynamayı bırakın yani. Biz... Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aha. sizlerle beraber Rina Roleplay'deyiz ve bugün hile günü. Yanımda Osman var. Osman hoş geldin kanki. Hoş buldum kanka. Gibi bin ya bin. Bunlar çocuklar. Kimin la bu araba? Vallahi bilmiyorum. Ayarlar yapıyorum çıkıyorum. Bu da buyduruk. Ha? Hilelerimiz satışta beyler. Haberiniz Kanki olsun. bir hızlan bakayım. Ya nereye gel? Araba değil de kanki şey olmuyor ya. Hızlanmaya çalışmıyor mu? Bekle polis arabasını çalabiliriz aslında. Ne çalınır la bu başnisin. Çalışıyor bu. Bin yana. Bin yana. O G'ye basıyorum hiçbir şey olmuyor oğlum. Dur gel şöyle gel. Yok binemiyorum bekle. Binemiyorum. Kanki gel ya bunu sağlamına ki. Gel ya şuradan güzel bir araç yok mu? Bütün araçların kilidini kontrol et kanki. Hayır ben bir inbin yapsam iyi olur. Niye? Aa polise vursan arkadan gelip hızlıca kanki Allah aşkına. Yok yok. Hadi lan. Yapayım. Hadi lan hadi. Nerede o göt? Yapıştır. Annemle İnşallah. çekeyim. Ay memur bey. Yanlış oldu. Kay. Kanki. Ha arabaya bindi yarrağım sanki araba bizim. Aha, oğlum Oyun oyun görevlisi. görevlisi. Bu ne yapıyor amına koyayım? Söyle lan şuna. Türk iş. Adaka çıktı. Türk iş. Admin power, admin power. Admin power. Yakaladım. Videodaydım. Dati açtın. Aracını tamir ettin. Amanı sikerim ya. Araç yok mu lan? Bizim motorumuz nerede kanka? Aa işte bu biniyor. Gel Açık. abi bin yanıma. Açık mı? Açık kanka. Bugün Lan gidiyor mu? hileli bir gün. Oğlum adam içinde, AFK olarak içinde bana kalırsa. Anasını sikerim lan. Ananı sikim araba ne dönüyor la? Ben sesi az bir şey kısayım. Polis geliyor kaç. Oğlum niye kaçıyorsun? Bilsene. Gerizekalı arabayı çevirdik. Nasıl çevirek? Araba geri gidilmiyor ama hileyle. Bin. Ha. Polis Bin. geliyor. Polisi bir tane vursana kanki la. Başlayayım. Az Dur. önceki gibi. Sunuculuk yolunu çıkart millete. Oğlum benim YouTube sayfamın ilk videoları Venom Roleplay. Ananı Ananı sikim. sikiyim. Oğlum araba neden bozulmuyor bu arada? Çünkü içinde bir god var. Lan. Atla lan. Atla oğlum. O daha gider amına koyayım havaya atla. Yanlışlıkla havaya kaldırdık beyler. Kusura bakmayın. Kanka yanlışlıkla flat bet ile buraya uçtuk. Uçtuk. Oyuna yeni başladık da. Yukarı Aranç yoktu. çekiver. Araç yok ki. İki tane Ne? İki tane herif. Uç havaya. Araç ID 321. Beni de oraya çek. Kardeş. Bin aslan. Videonun ismi Osman ile hileli bir gün.
Reste ile hileli bir gün. Bu arada arkadaşlar Osman'ın kanalda aşağı tarafta bütün videoları sıfırladı. Aynen, beyler abone olup beni takip edin. Peki. Bu arada arkadaşlar Venom Roleplay adlı bir roleplay sunucumuz açılıyor biliyorsunuz. Kanalımın ilk videosu olan Venom Roleplay Atakan. Atakan tekrardan sunucuyu açıyor. Osman üst yönetimde Venom Roleplay'de. Ben de normal admin'im. Her türlü desteklerinizi bekliyoruz. Aynen beyler. Gelirseniz Atakan hakemeden oy, yani bir sunucu arıyorsanız öyle üzerinde siktir oktan sunucular, yani Chrome Roleplay'dir falan oynamayı bırakın yani. oğlum, niye Yeni isim sistemler falan. veriyorsun? Hadi dedim, isim veririm çünkü öyle. Çok açık sözlüsün bu arada Osmancığım. Ananı Allah'ını sikeyim. seveyim. İn. Aha. Lan nereye yokuştun? Beni spamladı. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine RolePD'yiz. Kendime yeni bir aile buldum abi. Videoyu gittim mahalleye kadar gösterdim. Ama video kesildi bir sebep. Crash yedim. Oyundan crash yediğim için video kesildi. Silah almaya geldim. Ondan sonra bir baktım crash yedim. Crash yedikten sonra webcam, hani telefondan aldığım için görüntüyü birleştirmeye sıkıntı olacağını düşündüğüm için buradan tekrardan video başladım. Silahımızı alacağız abi, tertemiz şekilde. Gideceğim size, mahallemizi tekrardan tanıtacağım. Bıkmıyoruz abi. Çok şey konuştuk. Hangi birini hatırlayacağım onu merak ediyorum. Hemen binelim. Şöyle gidelim bir tüccarımıza bir bakalım. Kim var kim yok. Motorumuz zaten çalışıyormuş. Çalıştıralım motorumuzu. Arkadaşlar yeni bir aileye katıldım. İspanyol bir aile. Bayağı kalabalıklar. Hatta şöyle göstereyim. 11 kişi aktif gecenin bu saatinde, gecenin saat 1'i, bu kadar kişi aktif sağ olsunlar, hepsi de ilgili alakalı kardeşlerimiz. Hatta arkadaşının YouTube tag'ı var, onun da kanalını aşağı açıklamadan bulabilirsiniz, ona da destek vermekten çekinmeyin derim. Oğlum ne oldu? Ha, düzeldi. Adam M4 satıyordu en son, biz AK için falan geldik, hala M4 satanlar da var. Alacağız bir tanesini, hani dedim bir girdik İspanyol ailesine. Biri gelse sıkamayacağız. Bir şey olacak. Dedim en iyisi ben temizinden bir AK'mi alayım. Aha, adam elinde AK ile geliyor valla. Yok, AK yutkunmuş ya, o yaramaz. 44K'ya AK alıyorum ya. Çok iyi. Mermisi yok. Hain, içine insan mermi koyar. Hain adam. Oğlum polis bir görse var ya. Ver abi, temizinden mermili AK'miz oldu. Aman diyeyim, sıkmayalım. Yasakmış zaten burada sıkmak. Gideyim size tekrardan mahalle göstereyim. Yolla 3-5 bir şeyler laflayalım, sohbet edelim. Kanal açısından güzel projelerimiz var. İnşallah arkadaşlar, tam tamına 2 ay sonra güzel bir canlı yayınlarımız olacak. Umarım hedeflerimiz var, hedeflerimize ulaşacağız. Kanal ilk günden, açıldığı günden beri hedeflerimiz var. Çok ufak ufak ilerliyoruz. Lütfen abone olup like atarak benim hızlı ilerlemeye yardımcı olun. Gerçekten daha kaliteli videolar gelecek. Gerçekten yani, buna gönülden inanabilirsiniz. Her gün oturuyorum bilgisayarın başına, düşünüyorum. Acaba bugün ne çeksem? Silah tüccarı 3 defa taşınmış. Ben oyunu bıraktığımdan bu yana 3 defa yeri taşın. Şu mekan, oh olan, şu mekan benim olacak var ya. Bu arada ufak ufak FPS dropları girebiliyor. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Şu reklamları falan kapattım. Sizi çok rahatsız ediyor anladığım kadarıyla. Çünkü sürekli yeşil yazılar falan çıkıyor. Beni bile rahatsız ediyor. Sadece şu evlendiler falan gözüküyor. Onlar da gözükmesin abi, istemiyorum. Direkt chat temizlemize atalım. Şimdi kanal geçecek. Canlı yayınlara başlayacağız. Cart cart curt falan filan başlayacağız. Güzel yerlere geleceğiz inşallah. Beni bugünlerden takip etmeye başlayın. Kanalda gelişme olduğunu anlıyorum. Kanalın ilk videosuna bakıyorum. Araba şöyle şöyle ilerliyor. Sesim desen bağırmışım mikrofona. Mikrofonu sonuna kadar açmışım ayarlar. Basın tizine. Mikrofon ufak bir kaza atlattı. Harbiden ufak bir kaza atlattı. Yere düşürdü, son anda kurtardım canım ciğerim ben. Bayağı gelişmişiz anlayacağınız. Ya sizlerin sayesinde, sizlerin beni izleyerek vakit geçirmeniz sayesinde önerilenlere çıkıyoruz. Bazı videolarımız çok güzel izleniyor. Bazıları az izleniyor. Bana destek veriyorsunuz ya, o benim için yeter. Sizleri seviyorum kardeşlerim. Hepiniz birer birer cansınız, ne diyeyim.
Mahalleye geldik abi. Sürekli aktif olan bir mahalle burası. Parkımızı buraya çekelim ben hemen. Onu satayım, silah unutmuşum. Silah unutmuşuz, neredeyse gidiyorduk ha. Vallaha neredeyse gidiyorduk. Şimdi arabayı falan şikayet ederler görenler falan. O arabayı bir gizlemek şart. Gizleyelim abi, ne olur ne olmaz. Neredeler bizimkiler diyelim. İlk bu adamla tanışmıştım buraya geldiğimde. Allah razı olsun, ilgilenmişti benimle. Discord'u falan atmıştı. Öyle yani arkadaşlar, ne diyeceğimi de bilmiyorum pek fazla. Kumarda çok fazla para kazandık. Allah'a şükür yolumuza çekiliş gelecek. Biliyorsunuz bizim çekilişlerimiz meşhur. Bir yılda iki tane çekiliş yaptık, ne kadar az da olsa. Yani güzel bir şeyler yapıyoruz ya. Buyur dostum diyeyim ben. Canlı yayınlarda falan güzel şeyler yapacağız. Düz kontak olsun, şey olsun. Her şey güzel olacak ya. Devam et o zaman. İleriden izle. Mahallenin önünde ayı mı oynuyor? Allah Allah. İlla silah çek diyor kafama diyor, dank dank sık son DM'den jail. Sizin isminiz neydi? Sergio derse, Sergio zaten de söylesin ismi, bana dövme yapacak abi. Bana güvenirlerse bana dövme yapacaklarmış mahallede. Evet. Casper, sizin bana dövme yapacağınızı söyledi. Ne zaman olur bu işlem diye sorayım. Casper da Terry işte, Casper'mış like abi. Anladım. Yani bu da birlikten ama Sergio, öbür Sergio ayrı. Nerede bulabilirim onu? Nerede bulabilirim ki? Bu arada gelin abi, rolünüz güzelse siz de gelin mahallenin önüne, gelin rol falan yapalım, takılalım, vakit geçirelim. Yeni ailemden mutluyum şu anlık arkadaşlar. Güzel yerlere geleceğiz. Bu ailede CK olana kadar videolarımız gelecek. Sizlersiz asla ve asla rollere dahil olmamaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, böyle bir güzel videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Alıyorum. İçini görmeden aldık ya. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. İçi de tam çete yeriymiş lan. Buraya bir tane mimar tutarım ben. Para girmemiz var. Bir 50K ile bir kumara girelim. Çıkamadığımız o yere bir girelim. Bir bakalım ne var ne yok. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rene Roleplay sıfırdan başlıyoruz serisinin birinci serisine, yani birinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar 1 milyon para yaptım. 150K'dan 1 milyona çıktım. Yok böyle bir şey ya, bir günde. Tam tamına 2 saatte yaptım bunu. Bir tane ev alacağım arkadaşlar bugün. Az önce bir tane adamı aramıştım. Çağrıyı reddettik yanlışlıkla lan. Bir tane ev alacağız arkadaşlar. Lüks bir tane ev buldum. Reklamlardan yakaladım az önce. Selamlar. Villanız varmış sanırsam diyelim. Arkadaşlar sizler de Rina Roleplay'e başlarsanız benim yakında hani bir birlik vesaire düşünüyoruz. Hepiniz o birliğe davetli olacaksınız. Discord adresime katılarak bu bilgilerden haberdar olabilirsiniz. Hani şimdi bize daha ucuz evler lazım olduğu için. Sizinki daha ucuz, garajlı birim. Ya şimdi birim ona yatırmak çok saçma olmaz mı ya? Çok pahalı dedin diyelim. Ya şimdi birim ona yatıracağım, yarın bir gün hiçbir şekilde kullanamayacağım bir ev olacak. Benim bütçemi aşıyor. 750 bin var. Hani 750 bin var diyeyim çünkü kumarda kasma şansımız olsun bari hani. Yani bu cebimizde kalsın. Paranın hepsini eve basmak hiç akıl işi değil arkadaşlar. Kesinlikle yapmayın böyle bir şey. Bakalım hoşumuza gidecek mi? Geliyorum diyelim. İnşallah hoşumuza gider ya, ne diyeyim. Villa diyor. Umarım villadır, yoksa kavga çıkartırım. Oğlum 850-750 de eve vermek ne kadar şey, mantıklı var ya, hiçbir fikrim yok. Bu mu villa cidden? Villaya bak lan, bu nasıl villa lan? Bu mu villa?
Allah'ım ya Rabbim billahi bak ya. Dalga mı geçiyor, ne yapıyor bu? Lan çık buraya, verilir mi lan o para? 1 lira vermem anlatacaksın. Villalar satılık. Bak hala reklam atıyor 3 kağıtçı. Arasa da bakmayacağım ya. Ya da video ev almak ne kadar zor bir şeymiş. Bu üçüncü videomu hala alamadık bir ev ya. Aha. Ev sahibi de burada herhalde. Ne kadarmış? Heh. Tam istediğim ev lan. Bakalım içi nasılmış. Nasıl satın alacağız burayı o zaman? Satın al. Alıyorum. İçini görmeden aldık ya. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. İçi de tam çete yeriymiş lan. Buraya bir tane mimar tutarım ben. Bundan sonraki videoda görün bu evin içini arkadaşlar. Evimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Çok hızlı oldu çünkü sabahtan beri uğraşıyorum. Böyle bir yerde de ev almak ciddi anlamda güzel oldu. Hem paramız da cebimizde kaldı. Pek fazla bir giderimiz de olmadı. Şimdi sıra geldi. Bir kumara girmemiz var. Bir 50K ile bir kumara girelim. Çıkamadığımız o yere bir girelim, bir bakalım ne var ne yok. Sonra arabayı nereye çekeceğiz? Burada bir tek o sıkıntımız mı var? Yok, o da yokmuş. Araba yerimiz de hazır. Hepiniz evime davetlisiniz gençler. Orayı bire mi vermek akıl işi değil bu arada. Al bu da villa o zaman ona bakılırsa. Şimdi şuradan yavaş yavaş bir gidelim. Aa, cezayı da yedik bu arada. Gene burada mevzular çıkmış ya. Kaç lan, kaç lan. Bizi de şey yapacaklar. Adiler. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor çünkü bunun tek bir sebebi var. İşe gidiyorum, spora gidiyorum, yoruluyorum. Pazartesi, salı, çarşamba evdeyim. Sizlere video stoklamaya çalışacağım. Hani haftanın her günü değil de pazar, salı, yani 5 gün video atmaya çalışacağım. Cumartesi, pazar beni affeyle. Yani o da benim dinlenme günüm olsun. Biliyorum sizlere çok videosuz bırakıyorum. Ama siz bana destek verdiğiniz benim daha çok video çekesim geliyor. O yüzden kanala abone olup videoma like atmayı unutmayın diyorum. Paramızı bir koyalım tertemizce. 80K daha koyalım bakalım. Aynen 50K ile giriyoruz arkadaşlar hazırsak. Yani ben bugün bu parayı çıkartırım kumardan, onu da söyleyeyim. Bu 500K'yı çıkarmadan çıkmam abi ben buradan. Allah'ın izniyle batmazsak. Attık birisine davet bakalım. Oğlum adam 10K ile gelmiş lan, direkt bizi yutacak aktı sıra. Yani kazansak da kazanmasak da 100K çekilişimiz var arkadaşlar. Discord kanalından çekiliş kanalını inceleyebilirsiniz isterseniz. Geriye döndük bu arada ya. Yok öyle bir şey. Neyse ben videoyu bitireyim, ben devam edeyim. Arkadaşlar 100K çekilişimize katılmak için Discord tanıtım çekiliş kanalımızı inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Anka Roleplay'deyiz. Kendi Roleplay sunucumuzdayız. Bugünkü içeriğimiz çok farklı. Yanımızda Atakan kardeşimiz var. Atakan'cım hoş geldin. Hoş buldum kanka. Gidiyor, umarım iyisindir. Kanka sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben datimi kapatayım abi. Kimsenin raporlarını falan görmeyelim. Atakan benim realden arkadaşım ve roleplay konusunda hiçbir bilgisi yok. Bugün Atakan bize soracak, biz cevaplayacağız ve Atakan'ın bilmediği şeyleri öğreteceğiz. Kısaca bir öğretmen gibi bugün roleplay öğretiyorum, videosu çekeceğiz. Umarım bizim için güzel bir video olur. Güzel olacağına inanıyorum abi. Ben de güzel olduğuna inanıyorum. Atakan bayağıdır eski bir arkadaşım benim. Umarım başarılı oluruz. Oluruz ya. Olmadığımız başarılı bir şey yok zaten. Kanka eğer başarılı olmazsan tek ayak üstünde şurada bekleyeceğin, haberin olsun. Yani çünkü şu an öğretmenim ben abi. Şu an ben öğretmenim abi. Kısa seri şeklinde yapmayı düşünüyoruz bu videoyu. Bütün terimlerden bahsedeceğimiz, mesela bir videoda 10 terim bahsedeceğiz. Bunun hataları örnek veriyorum, DM. DM nasıl yapılır? Yani örnek veriyorum, neje, karnijik nasıl yapılır? Bunların hepsini bahsedeceğimiz bir video olacak. Bugün de örneklerini vermeye başlayacağız terimlerimizin abi.
terim ve emotlarımızın her şeyine başlayacağız. Atakan'cığım gram bilgin yok. Gerçekten yok arkadaşlar bu arada. Beni sormak istediğin sorular var mı? Önce bu ben seni sormak istediğin sorularla başlayayım. Evet, benim senin videolarını izlediğim için, hani oynamasam bile izlediğim için son merak ettiğim şeyler var. Mesela emote ne demek kanka mesela? Çok duydum bunu da. Şimdi emote çok duymuşsundur. Roleplay'in olmazsa olmazı, sadece meta'da değil bütün roleplay oyunlarında geçerli bir şey. Örnek veriyorum, şu an ben sana birkaç tane emote vereceğim. Tamamdır. Mesela sağ ve sol dizini kırarak yere, bu yaptığın eylemi belirtir. Bu slash me olarak geçer. Me'den yazalım. Şöyle slash me yazıp bunu yazabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Slash me sağ ve sol elini alarak şahıs bağcığını bağlamaya başlar. Şahısın bağcığı. Aynen. Bir de doğumuz var bizim. Mesela bak. Şahsın bağcığı bağlanmıştır. Yaptığın eylemi değil, yapılan eylemi ya da gördüğün eylemi gerçekleştirdim. Yani nasıl? Problemdeki amblem dikkat çekebilir. Ya da ne bileyim, slash doğu ayakkabımın yok. Ayakkabımı demeyeyim. Bardak masada. Bu bütün forum sitelerinde böyledir. Bunu çok örnek verilir. Masada bardak olduğu görülebilir. Doğu örneği ver mesela bir Anladım. tane. Az önce gayet güzel bir örnek verdim. Doğu örneği ver mesela. Veremeyebilirsin, sıkıntı yok. Yanlışsa yanlışını da düzeltiriz. Kol saati Olmuyor mu havalı. bu mesela? Yok kanka. Yani bu olur, olmaz değil. Kol saati Anladım, fırkatıyor. havalı olmaz kanka. Kol saati dikkat çektiği görülebilir tarzı olabilir. Yani kol saati Anladım. havalı, hani illa kendinden örnek vermek zorunda değilsin. Doğu ramponun yüksek olduğu görülebilir gibi. Yani slash me yaptığın eylemi slash do olan şeyi gösterir kısaca. Yüzden nesnel kavramı Yok. gibi bir şey yani. Anladım. Mi olarak benim yaptığım eylemler, do olarak yapılan eylemler önceden veya sonradan fark etmem. Aynen. Aynen öyle. Burada arkadaşlar Ankara Opi bizim kendi roleplay sunucumuz. Ankara Opi tekrardan açıldı. Mal varlıklarımız aynı şekilde verilmekte. Belli bir süresi var. Discord adresine katılarak öğrenebilirsiniz. Evet kanka, sen de şimdi. Var mı başka sormak istediğin soru? Var kanka. Mesela terimler nasıl oluyor mesela? Terimlere örnek verebilir misin terimlerle? Vereyim. Videonun başında da söyledim herhalde. O yüzden birazcık şey oldu. Örnek veriyorum kendime, ben şu an rolsel olarak silah vermek istiyorum. Silah alamıyoruz. Her neyse, dur ben bir YGS'den bir şey alıp geleyim. Senin için polis statüsü giydim. Yani polis statüsü, bunlar daha öğrenilecek şeyler. Bakın bunlara kadar öğreteceğim arkadaşlar. Polis statüsleri, cevaptır, polis nasıl olunur. Bunların hepsini öğreteceğim. Çok tatlı güzel bir seri olacak. Roleplay öğreniyorum adına. Ana adatımı tekrardan. Aleykümselam. Sağ baba diye kim yazdı lan? Ha, Mert. Videoda izleyelim. Atakan. Örnek veriyorum. Roleplaycilerin çoğunun yaptığı hata. Ben seninle. Ben polis değilim ama. Silahım gözüküyor, tamam mı? Silahımı gördüm. Şimdi Evet. geldim, benim elimde silah var. Geldik abi. Bir mevzu çıktı. Örnek diyelim, şu an bir mevzu çıktı. Ne yapardın sen? Silah var çünkü elinde. Benim elimde silah yok. Anladım kanka bak. Buradan haklısın. Bu terimi öğretecektim. Fear RP, yani korku rolü. Bir örnek veriyorum. Karşı taraf 10 kişidir, sen bir kişisindir. Kafa tutamazsın. Karşı tarafın silahı vardır, sen kafa tutamazsın. Karşı taraf daha taşraklıdır, yani kafa tutamazsın. Bunlar önemli şeyler. Bunlar roleplay'in olmazsa olmaz güzel kavramlarıdır. Terim olarak bu videoda bir tane terim söyleyeceğim. Diğer iki videolarımızda terimleri çoğaltacağız. Örnek veriyorum, ya da adminsindir. Admin, hani statüsünü açıp böyle rol olan bir yerde statüsünü açıp, abi ben adminim, ya da böyle hava uçurma, sen admin olan arkadaşlara da geleceğiz. Ben de bildiğim kadarıyla öğretsem, bir hatam olursa, bir şeyim olursa kusura bakmayın arkadaşlar, lütfen. Yapabildiğimce size öğretmeye çalışacağım. Başka var mı sormak istediğin soru? Başka yani şu anda gelmedi ama mesela arabaları nasıl alıyoruz? Nereden? Galeriden mi yoksa olduğumuz her yerden mi? Kanka şöyledir bu. Galeriler çoğu zaman, bak galeri diyor abi. Neredeymiş bizim galerimiz? Rotti'deymiş. Her sunucuda farklıdır bu. Ne? Adminden rica edersin. Seni idare eder. Sunucuda yeni olduğundan bahsedersin. Ya da aşırı hard bir sunucusundur. F11'e basıp galerinin yerini bulursun. Daha da bir hard bir sunucudaysan zaten galerinin yerini bulmak için kendin çaba sarf edersin. Ya da sokaktaki insanlara sorman en güzeli olur. Şikayette nasıldır mesela? ID'ni ver hocam sana zahmet. 14 milyon. Örnek bizim galerimiz burada. Slash galeri yazıp galeriye ulaşabilirsin. Her Yerler. sunucu da farklıdır. Umarım emotleri ve ufak tefek rollere sağlayacak terimi öğretmişizdir. Güzel bir video oldu benim. Uzun zamanda böyle bir video çekmek istedim ve gece olduğu için kısık sesle konuşuyorum. Kusura bakmayın.
Rol öğrenmek istiyorsanız rolün tek adresi güzel rollerde oynanan Anka Roleplay'i herkese bekliyoruz. Açıldık abi elhamdülillah. Gecenin saat 2'sinde 23 kişiyiz. Takılıyoruz öyle. Gündüzleri de 50-60 çekiyor. Eski aktifliğimizi toplamak istiyoruz. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Ama abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Anka Roleplay'e gelirseniz şeref duyarız. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Yunus denilen bir arkadaşım var. Biliyorsunuzdur Nova Roleplay tarafından. O da YouTube'a başladı. Onundan güzel yerlere gelmesini hep beraber istiyoruz. Aşağıda açıklamada kanalının linki var. Ona da lütfen destek vererek bana da destek vermiş sayılırsınız. Kendinize iyi bakın, iyi video izlemeler. Herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlerle beraber Safir Roleplay'deyiz. Bugün tanıtım videosu çekeceğiz inşallah. Flay verdi arkadaşlar, sağ olsun. Umarım güzel bir video olacak. Adamlar sade bir sunucu yapmış abi. Sadelikten kastım, hani FPS bozmayan bir sunucu yapmışlar kısaca. Şurada McTanus görmüştüm. Örneğin güzel roller dönecek bir map. Direkt tanıtıma geçtim bu arada. Karşı tarafta değişik bir belediye binası yapılmış. Bir an gitti geldi map. Ufaktan buklu. Arkadaş, o arabası güzelmiş bu arada arkadaş. Sunucu sanırsam Türk rolü. Türkiye'de geçen global bir konsepte sahip. Şu sistem çok hoşuma gidiyor abi. Kendi sunucuma da eklenebilir. Şu trailer'lar var ya meslek ispasında. Onlar çok hoşuma gidiyor. Burada çöpçülük mesleğimiz klasik bir şekilde yerine oturtulmuş. Benzinliğimiz standart, güzel, sade abi, birazcık daha sump havası vermişler. Bana söylenen o şekilde. Adidas diyor abi, içeri bir gireyim. Aa, bu arada güzel yere Binko yapmışlar. Skinler, bel kask, motosiklet malzemeleri, yarım kask. Ha, param yok. Çalışıyordur eminim ondan da. Adamlar yapmış abi, güzel yapmışlar. Aynen. Ne onun harbi yakışıklı adamım he. Sitemize bakalım. Pizza sitemize bu şekilde Pizza Hut. Bu eleman ne işe yarıyormuş? Aldım abi bir sürü. Kazi kazan. Battık abi biz. Bekle abi. Ben kazanacağım abi. Batırıyor arkadaşlara bu arada. Haberiniz olsun. Tavsiye etmiyorum. Aynı param tekrardan geldi abi bana. Yok, battım herhalde ya. Hatırlamıyorum ama battım yani, büyük ihtimalle battım. Kıraathane. Kıraathane yapmışlar adamlar ya. Çıkalım abi, burayı terk edelim. Aynı şekilde bir de Grove'a bakalım arkadaşlar. Bu arada harbi bir rol var Grove'da abi. FPS. Adamlar rol yapıyorlar, rahatsız etmeyelim şöyle. Fotoğraf çekme rolü yapıyorlar. Helal lan, vallahi helal ya. Var mı böyle yazılı roleplay bu arada? Burada da adamlar var değil mi bana? Adamlar dizmiş arabalarını buraya. Vay eyvallah kardeşim demiş gitmişler. Gece hava gece olunca çok kararma efekti eklenmiş. Bu ekstradan eklenmiş bir şey. Anladığım kadarıyla tabi. Ne kadar doğru bilemeyiz. Bak abi, burada da var olman. İşte bak, dediğim şey bu. O beyaz şey var ya. O hoşuma gidiyor. Araçlara bakalım arkadaşlar. Bu arada hard sunucu. Gelebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Satılık. Modlu araç çok mu ya hiç? GTA San Andreas'in üstüne hepsi. Evet, şu anda zengin galerideyiz. Evet, siz çok hızlı geldiniz biliyorum. Adamla bu arada bir merhaba. Evet, adamın hiç umur... Ha, kask var ya abi, duymamıştın diyelim. Kendimizi kötülüğe bağlamayalım hemen. Araçların fiyatlarına baktığımız zaman 315, 320.
Değişiyor. Güzel araçlar da var, yok değil. Abi Sultan buraya taşımakla iyi etmişler denilebilir. MTA model Sultan diyor. Her zaman bu mekanı istemişim. Her zaman. Ama hiçbir zaman nasip olmadı. Derit haber tekstürü abi çok hoş. Reklamlar buradan veriliyor büyük ihtimal. Twitter var sanırsam. Nasıl abi? Twitter. Delikanlı olana mahallemize bekleriz yiyenler. Gözükmüyor bu arada, ekranın yarısı gözüküyor. Ah çıktı. Evet, delikanlı olan gelir lan mahallemize. Banka mı bu? Banka abi. Türkiye İş Bankası. Mehmet abi selamun aleyküm. Yeni bir başvurmak istiyorum. Az siktir kart aldım. Artık benim de ATM'den kredi kartı. Kart numarası arkadaşlar 71 78 19 10. Hepiniz para gönderebilirsiniz. Arkadaşlar webcam'imin şarjı bittiği için videoya webcam'siz devam ediyoruz. Kameramın şarjı bitti maalesef ki. Zaten ben de videoyu bitirecektim. Rol yapmak isteyen girebilir. Rol yapmak istemeyen girmeyebilir. Adamlar tamamen rol üzerine. Oyuncu sıkıntıları da yok Allah'a şükür. 34 kişiler. Bu saat kaç bu arada? Saatimiz şu anda gece yarısı. Yani gece yarısı da denilemez. Saat 12.30 gece. Şurada yazan saatin aynısı işte abi. Bu kadar basit. Herkesi sunucuya bekliyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Baby, you should try and drive slow. You should try and drive slow. Cause you're going 45 on the... Ben bu arabayı şimdi taksi plakası taktırdım. Slash taksi yazıyoruz. Va, taksimetreden tutun her şey var arkadaşlar. İçine binip. Araç kirala diyor. Bir saatlik kadar diyor, kiraladın diyor. Sistem olarak Discord sistemi var. Çok hoşuma giden bir sistem. Discord'la bağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, buraya gelerek de slash paintball yazabilirsiniz ve herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Vuslat Roleplay'deyiz. Yani bir Samsun oyunundayız arkadaşlar. Yanımda Onur var. Onur hoş geldin. Hoş bulduk. arkadaşlar, Vuslat Roleplay bir Samsun sunucusu ve gün geçtikçe gelişen bir roleplay sunucusu. İstanbul'da geçen hard bir konsepte sahip. Doğru mudur? Ben öyle. Arkadaşlar, Vuslat Roleplay'e gelerek gerçek anlamda rol yapabilirsiniz. Sunucu da 5 kişi bile olsa güzel roller dönüyor. Sunucu akşam üstüne doğru nereden baksanız bir 20'ye falan ulaşıyor. Sizler de gelerek Onur kardeşimize ve Vuslat Roleplay'e destek olabilirsiniz diyelim. Sunucu ne zamandır açık? Hafta 2 gün oldu. Bir hafta 2 gündür ve sürekli gelişiyor. Hani script konusunda zaten Onur Vatan Roleplay'in sahibi, gene tanıtım videosu gelmişti. FPS'e çok önem veren bir arkadaşımız olduğu için ben de onun sunucusunu tanıtım çekmeye ve sizlere göstertmeye karar aldım. İstiyorsan yavaştan başlayalım. Bu arabaların burada olma sebebi kiralık araç vesaire mi, yoksa başka bir amacı falan var mı? Bunlar kiralık şu an. İsteyen istediği gibi kiralayabiliyor. Nasıl kiralayacağım mesela? Ha, İçine binip. araç kirala diyor. Bir saatlik kadar diyor, kiraladın diyor. Slash motor yazarak da arabamızı çalıştırabiliyoruz. Eğer ki hani kodlar yabancı geliyor, slash yardım komutu ile de burada bir sürü genel komutlardan tutun, chat, telefon, sohbet, her şey var burada. Araç mesela nasıl çalıştırılır vesaire bilmeyenler için. Ağ camlar, ağ farlar, kapı. Sistem olarak Discord sistemi var. Çok hoşuma giden bir sistem. Discord'la bağlayabilirsiniz. Buradan XP biriktirebiliyorsunuz Discord'da ne kadar aktif olursanız, öyle değil mi? Saat başına 2 XP ve bazı özellikler geliyor. Anladım. Mesela Discord'dan normalde bağlamayanlar anladığım kadarıyla sohbet edemiyor. Konuşamaz. Şimdi taksi mesleğine mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Hani arabamızı mı taksi yapabiliyoruz? Nasıl bir şey? Şu an 35K parayı bana verdi Onur. Taksi plaka yazıyoruz. Şu an 35K diye zaten geliyor. Taktırabilirsiniz diyor. Ben bu arabayı şimdi taksi plakası taktırdım. Slash taksi yazıyoruz. Va, taksimetreden tutun her şey var arkadaşlar. Oturum kazancı, taksimetreci. Bilsene bir yanıma. Şimdi sol tarafta taksimetremizin şeyleri yazıyor. 1 TL ediyor.
Şu ana kadar 1 TL yazdı. 2 TL. Mesela bu sıklaştırabilirsiniz aslında parayı. Bu kadar süre geldik mesela bir 6 dolar falan şey 6 TL falan yazabilir aslında. Bu şekilde de arkadaşlar taksi mesleği yapabilirsiniz. Meslek olarak ne var? Hani taksi mesleği yapacak adamlar da hani arabayı nasıl alacak, taksi plakası için nereden kazanç elde edecek? İstiyorsan meslekleri falan götür bize. Şu yazdığım konuttan mesleklere ulaşabilirler. Slash yardımdan da mesleklere ulaşabiliyor musunuz arkadaşlar? Slash meslekler yazarak. Slash meslekler. Taşımacılık diyor. Ya cidden hak ediyor bu arada sunucu. Hani boş bir sunucu değil arkadaşlar. Sunucunun Discord adresi ve IP adresi açıklama kısmında mevcut. Sizler de dediğim gibi videonun başında Onur kardeşim ve Vusat roleplay'i lütfen ve lütfen destekleyin. Ben oynayacağım ciddi anlamda. Şey düşünüyorum aslında SAMP'ta nasıl rehber admini nasıl olunur, hani insanlara nasıl destek sağlanır, bunun hakkında bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Şu anda da zaten yetkim var, ben de yetkili olarak bu sunucudayım. Şurası taşımalıcı. Zaten bunu işaretlemiştim biliyor musun, direkt buraya geldik zaten. Buradan bütün mesleklere sıkıntısız bir şekilde ulaşabilirsiniz. Madencilikli, odunculuk, pasif geliştirmede, temizliği, çöpçük, balıkçılık yapabilirseniz gönül rahatlığıyla arkadaşlar. Sunucu kapanır istiyorsa zaten SAM platformunda sunucu açıldığı zaman öyle. Meta gibi bir haftada kapanmaz. Bilginiz dahilinde olsun. Araçlar nerede? Grotti, yukarıdaki Grotti'de mi? Evet. Araç fiyatlarını inceleme şansımız var mı? Var gidiyoruz şu anda oraya. Okey. Şimdi araç galerisiymiş. Burayı zaten bilmeyeniniz yoktur arkadaşlar. İş yeri 4 diyor. Şengüller Otu. Şengüller Otu. Aa dur bakayım. ATM'ye bir inceleyeyim. Buradan da ATM'yi zaten benim hesaplarım cart curt. Buradan ulaşabilirsiniz. Benim daha bankam yok. Bir şeyler satın almak için diyor. Satın al komutunu kullanın diyor. Vay yavrum vay. Arabanın her türlü rengini, her şeyini gösteriyor. Onur kardeşim de 100K verdi, Allah razı olsun. Şimdi biz tabii 100K'nın hepsini harcamayacağız. Daha sonra hani video bittikten sonra anladınız mı siz? Silah çekti. Dışarı bir çıkalım. Bakalım arabamız geldi mi? 88K param kaldı. Bu da silinecek hani, ondan yanında gönlünüz rahat olsun. Arabamız buraya damlamış direkt ya. Hadi bakalım. Bununla devam edelim o zaman videomuza. Paintball falan var demiştin sanırsam. Vay. Slash GPS yaz. Buradan Orada da bütün... güzel bir göbek olmuş yani. Böyle herkes çakışıyordu zaten. Slash GPS yazarak da ev, iş yeri, bina bul diyor. Global Connection'lardan Paintball diyor. Paintball'ı işaretledik. Gidelim bakalım. Zaten yakınmışız herhalde. Dördüncü Levent'teyiz arkadaşlar şu anda. Mecidiyeköy sol aşağıda çok iyi olmuş ya. Paintball lokasyonumuz da burası arkadaşlar. Dediğim gibi siz de Slash GPS'ten öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar, buraya gelerek de Slash Paintball yazabilirsiniz ve her zamanki gibi kameramın şarjı bitti, şaşırmıyoruz. Odaya gir, oda kirala diyor. Ben bir tane oda kiralayayım. PB oda. Oda adı diyor. Oda şifremiz yok. Maçı başlatacağım. Katılır mısın sen? Açtıktan sonra kasılıyorum ben. Maçı başlatıyorum. Takım bir cart curt diyor. İlle de arkadaşlar paintball'a girebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşınızın kafasına sıkabiliyorsunuz. Tabi böyle korkak yapıp kaçmanın da bir anlamı yok. Sıkam yok. Olsuza bak. Bir tane bile mi sıkamazsın? Eh, aferin. Sonunda başardın. Otomatikman tekrardan doğuyorsunuz arkadaşlar. Sıkınız bir şekilde çalışıyor. Maçı bir de bitir diyerek maçınızı da bitirebiliyorsunuz. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Vusat roleplay'e destek vermekten ciddi anlamda çekilmeyin. Daha birçok sistem var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar videoya geçmeden önce size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Umut, yani videoda konuk oyuncu olan Umut, bundan sonra bütün videolarda hemen hemen beraber olacağız. Onun da YouTube kanalı aşağı açıklamada var. ENB kurmadır, META, SAMP, GTA San Andreas, GTA 5, Cahçuk böyle modlar falan atıyor. Ona da bir destek çıkın. Sizleri seviyorum. İyi video izlemeler.
Herkese selam dostlar, bugün Zeus Roleplay'deyiz. Yüksek rakamlara ulaşan bir roleplay sunucusundayız. Bugün harika bir rolle sizlerleyiz inşallah. Ben şu anda evde uyuyorum. Dışarı doğru yavaştan hareket etmeye başladım. Arkadaşlarım dışarıda bekliyorlardı. Hani ailesi olarak benim uyanmamı bekliyorlardı. Bu, benim karakterde el yüzü falan yıkama yok ha. Buralarda korona yok. O yüzden temizliğe önem vermiyorlar. Günaydın arkadaşlar, günaydın. Günaydın, günaydın. Gel otur yanımıza. Oturalım be. Ay, nasılsın bugün? Dünden çok yorulmuşum, çatışmadan dolayı başım çatlıyor. Belli zaten üstünden. Bu saatte uyandığın için. Saat kaç olmuş, daha yeni uyanıyorsun. Aa, sorma. Yusuf ya, bak ben ne diyeceğim. Bizde bir tane araba var. Şu savannaları biliyor musun? Düz oluyorlar böyle. Şu sağ tarafta var bir tane. Aynen. Tamam. Onu böyle zıplatmayı tamam. Düşünüyorum ya. Hidrolik falan taksak. Bir mekaniğe falan mı gidelim? Kankam valla parasal açıdan birazcık sıkıntıdayız da sen bilirsin, nasıl istersen. Bu arada mal gibi ya, sen o işi acaba bana bırak. O iş bende. Tamam kanka, benim de cebimden ne çıkarsa veririm. Sıkıntı yok o zaman. Jack geliyor Hadi mu? Gidelim. Jack kalk. Geliyor mu? Gelecek misin Jack? Geliyor galiba. Hadi geçelim. Kanka bir de bir şey soracağım. Dün burada birisini öldürdük ya. Polisler o yüzden sıkıntıya düşecek mi acaba? Hani dün mahalleye akşamleyin polisler falan geldi, sen yoktun. Allah Allah. Senin haberin yok. Çözümün var mı buna karşı? Kanki bilmiyorum ben, biliyorsun okullarda sen okullarda biliyorsun deme yolu. Yoksa navigasyon açayım mı? Jack şu jipi çeker misin? Bu çocuk deli galiba. Arkadaşlar mükemmel bir rol dönecek inşallah. Videoya like atmayı unutmayın. Kanalın aktifliği düşmüş. Hani bunun sebebini bilmiyorum. Ama bu aktifliği lütfen yükseltelim. Hani burasıydı galiba. Burada evet. Mı? Hı. Selam olsun. Ali buyurun. Dükkan açık mı şu an? Mesaide misin? Tabii. Buyurun. Girelim şöyle. Şöyle geri gel. Dostum. Şuraya. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Şimdi ilk öncelikle bizim fazla paramız yok, ona göre bize güzel bir fiyat biteceksin. Biz hemen sizin şu arka mahallenizdeyiz yani. Orada evlerimiz falan var. Biliyorsundur belki, orada dün silahlı çatışma falan oldu, duymuşsundur belki. Gerçi siz dün kapalıydınız. Biliyorum. Kapalıydı dün. Duydunuz, haberlerden falan duymuşsunuz. Kapalıydı. Aynen, sosyal medya falan. Kanki bir de şu arkadaşı bir yanaştır. Gel. Sol yap Umut. Sol yap. Hafiften sol yap. Çık kanka. Çık. Ver gazı. Ver. Tampon sürtüyor bak. Allah Allah. Umut hadi Umut. Koyamıyorsan arka taraftaki yere koy. Arka tarafta bir tane daha. Aynen oraya çıkayım ben ya. Arka arka gelemedim. Bak araba bak, ufaktan kabut falan sürtüldü. Bunları da pastacılığa atacaksın. Bizden para kesmeyeceksin. Senin sıkıntın. Ben diyeyim yani. Ben mi koydum aracı yani? Bırakaydınız, ben koyaydım yani. Yok. O senin sorumluluğun. Biraz daha... Ya görmüyorum ki önüme. Bu araba çok uzun. Sen ilerle, ben sana söyleyeceğim. Gel. Gel. Umut gel Umut. Umut gel. Gel. Dur. Tamam. Az bir şey daha gelebilirsin. Yok. Arka kurtardı. Tamam. Arka rampadaydı ya, o yüzden. Tamam. Umut Jack nerede kaldı? Jack kayboldu. Deli galiba o ya. Kayıp, firar et. Dostum. Boşver, mahallenin delisi o ya. Şimdi biz bu arabanın yanına şerit falan çektirmek istiyoruz. Sende var mıdır o şey, düzen? Anlamadım. Şerit diyorum, şerit. Şu an iki kenarlarına şerit çekiyorlar ya. Tabii elimizde parçalar mevcut. Sen para sıkıntı değil. Parayı biz sana yarın bir günde veririz. Biz arka mahallede oturuyoruz. Biz de emekçiyiz yani, beyler. Nakit çalışıyoruz yani. Tamam, bankadan çekeriz. Sen yap arabayı, yap. Umut. Ne tarafa oturalım?
Bakın ister yukarıya oturun, şu anda oturma düzeni henüz yapılmadı. Biz Umut'la bir yukarıda bir sohbet etmek istiyorum ben ya. Aynen. Umut gel bir yukarıda bir konuşalım. Aynen. Umut. Efendim. Oğlum bende 20 bin dolar var bak. Umut yetecek mi para? Nasıl ya? Kanka bende 20 bin dolar var. Halledeyim. Halledeceğiz değil mi? Sıkıntı yok. Halledeceğiz ama ya indirim falan bakarız yani. Umarım biraz insaflıdır. Oğlum ne de olsa arka mahallede oturuyoruz. Adam az bir şey indirim yapsın. Yapar yapar. Sıkıntı olmaz ya. Benim adımı biliyorlar zaten. Ben adımı verdim. Hiç sıkıntı yok. Tamam, soralım mı seni? Gel bir bakalım. Korkacak mı ama? Korkacak mı? Bakalım. Usta, usta. Usta kayıp usta. İçeri mi girdi ki? Usta. Efendim. Depona girdi, kusura bakma. Ya sorun yok, buyurun beyler. Sen Umut Zengel'i tanıyor musun? Umut Zengel'i hiç duydun mu buralarda? Ne? Umut Zengel Evet. mi? Buraların en büyüğüdür ya. Bak, Bak. buraların en büyüğü hemen bak şu anda burada. Bak, bu şahıs Umut Zengel. Ona göre. Şimdi ustam, şöyle konuşalım biz seninle. Bu fiyatı biraz indiririz. Ha? Hani tanıdığımız maksat ayağımız olur. Beraber geleceğiz sonuçta. Arkada oturuyoruz hemen. Ne düşünüyorsun? Ya belli şimdi bir fiyatı biçelim. Ondan sonra Tamam sen yap arabayı onlar aga. Sen bir yap aga. muhabbeti yaparız. Tamam sen arabayı yap fiyatı Peki. olmadı sökersin bir şeyler yaparız. Halledelim. Umut. Oh, efendim. Sökmeyin zaten götü yemez kanki boş ver bir şey olmaz. Ya bir şey olmaz. Bizim Jack nerede kaldı? Ben hala onu merak ediyorum. O değil ya. Kanki motora bak motora. Üf. Bir tane bana bundan alalım Umut. Wow. Bayağı iyiymiş. Kanka bana bir tane sonra bundan alalım. Hı, oldu. Daha modifiyeyi yapamıyoruz. Sana motor çekeceğiz. Kanka yaparsın sen ya. Baksana adamın eli ayağına dolaştı Umut Zengel deyince. Bu arada harbiden rol dönüyor abi. Her şey öyle olmuyor ya. Usta. Şu Buyurun. motorla bir tur atsak ne olur be? Benzin varsa. Olmadı biz koyarız ya. Bir tur atsak ne olur aga? Adam hapşırıyor. Duydum. Hoş geldiniz baylar. Hoş bulduk. Ne yaptın usta? Araç hazır. Şimdi arkada hani bir tane bagaj getirdim. Bir tane sağ arka kapı getirdim. Solun kapı getirdim. Güzel. Çelik Şimdi çekti yine. yukarıda çay için. Tamam. Efendim. Ben anlamış değilim ya. Bu mafya ayağı çekiyor bize ya. Mafya ayağı çekiyor ya. Bu da sıyırmış, boş versene. Şehirde bir tane bile akıllı yok. Gel gel arabaya bakalım. Kapıları taktın mı usta? Gelin gelin. Gelin diyor. Gel duydum duydum. Evet usta, ne son durum? Usta Bakın bakalım parçalar nasıl? senden hızlısı Şöyle mezarda be bakalım. usta.
Aynen. Üf, yan O şerit. da dedemdi bu arada. Bu yan şerit yoktu değil mi Yok, aga? yoktu yoktu. Dur bakayım. Ulan açtım ama nereden bakacağız? Dur şunu bir indireyim ben. İsterseniz tarlaları da değiştirebilirim. Yusuf bak bak. Va, Umut yapma lan. Umut yapma. Araba çizici. Patlayacak patlayacak. Umut insene bir de ben yapayım. Hidrolikler yeni beyler. Direksiyonun altında bak, yanlış tuşa basma. Yan yatırırsın arabayı. Bu Güzel, sağ taraftaki güzel. tuşa basarsam ne olur? Yani bakalım ne hangi olur. tarafa Lan lan lan. basarsan Şimdi bu savanaların özelliği hidroliği çok çabuk kabul etmeleridir. Direkt yatırır yani. Yolda giderken Yavaş. falan 20 ile gidersen gene takla atarsın. O yüzden hani çok tercih ediliyor bunlar hidrolik. Şimdi ustam, fiyatı konuşalım istersen, acelemiz var bizim artık. Aga arabaya bak ne güzel durdu lan. Şimdi benim size 2 milyon fiyatım belli 500. yani şu anda, hani şimdi hidrolikleri biliyorsunuz ki kaput falan değişimi de Çok oldu, oldu. kapılar. Pasta cila benden. Onları da hallettim. Jant ekledik. Motor biraz yağ etinledi. Motor yağını düzelttik. Tamam, sıkıntı yok. Yani size Bizim sana borcumuzu söyle aga. 22 bin dolar. 20. Aga gel şunu düz yap. Biz gidelim sen git yani. Bize düz bir fiyat söyle. Şimdi böyle lan, elemeye var bak. Elemeye var. Ya Hani parça ben masrafı size falan var biliyorum. indire bak indirebileceğim minimum fiyata indirdim. Ha, usta yap bir şeyler ya, yağımız alışsın. Yani depodayken arkadaşa da götüreyim sizi, böyle parçaların fiyatları hepsi belli yani. Ben de hani bunu özel bir parçacıdan alıyorum. Bunlar da hani yurt dışından geliyor. Amerika'da böyle. Ya anladım da. Ya, Yani çok dedin de. bak şimdi ben sana para atacağım. Bankanla IBAN'dan göndereceğim. Hiçbir şey de söylemeyeceksin. 3 haneli IBAN'ını bana söylesene. Benimki 3 haneli değil ya. Benimki özel. Söyle. 31. Rahat olsun. Ya usta. Gidelim be evimize. Yeter artık. Yorulduk bugün zaten. Adam uyandı. Uyandığı gibi tekrar yatıyor Uyandığım buraya. gibi buraya geldim. Buyurun şöyle vereyim ben fişi size. Herhangi bir sorun olabilirse 6 ay garantisi var malzemelerin. Onlara göre. Umut kontak üstüne de mi Kontak Umut? üstünde üstünde. Ya dur patlatma bak aracın sağını solunu. Dikkatli sür. Hepsi atlayayım ben de. Sen arkaya. Gel. Ben buradan nasıl döneyim aga? Görmüyorsun değil mi parkayı? Yok ya. Gel gel yapsana usta. Motoru var. Motoru bağırma diyorum, motoru bağırma. Motor bağırmasana lan. Motora Ustam. girme bak. Ustam. Görüşürüz. Allah'a emanet. Kolay gelsin. Sağ ol. Hacı Tutalım tutalım bunun tutalım. Ben de şuradan rahat radyoyu açayım. Kalsaydı ya radyonu güzel gözükecekti. Umut, sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben harbiden yorulmuşum be. Ya o değil de benim merak ettiğim bir şey var Yusuf. Ha. Bizim deli nerede? Ne? Bizim deli nerede? Jack mi? Evet. Oğlum ben... Gel bir su içelim ya gel. İç iç, ben de lavaboya bakayım. Tamam hadi Kendini tuvalete görüşürüz. falan atmıştır. Tamam. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bu arada bazı yerlerde Neredesin? sesler kesildi. Bazı yerlerde sesler kesildi bu yüzden kusura Oh. bakmıyorsunuz. Hani onların internet kalitesi ya da Allah Allah. bilmiyorum neden olduğunu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoya like atmayı unutmayın. Bay bay. Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle beraber Alperen abimin sunucusundayız. Unicorn Roleplay'deyiz.
Herkesi bekliyorum ilk öncelikle sunucuya. Hani rol yapmak için girin arkadaşlar ama troll için rica ediyorum bu sunucuyu rahatsız etmeyin diyorum sizlere. Şimdi şöyle baktığımız zaman güzel bir roleplay sunucusu bas konuşluğu bir hani 5M tadı vermişler. Hani son zamanlarda çok çıktı zaten 5M. 5M tarzı meta sunucusu desek daha doğru olacak sanırsam. Yavaştan benzinimiz bitmiş. Onu bir fulleyebiliriz. Bu arada niçin sunucu? Hani troll yok abi. Hani var ama yok. Hani olan trolleri anında banlıyorlar. Bir daha da açmama kararı vermiş kendi kendine yönetim. Şöyle benzinimizi bir fulleyelim. Memo Bey. Beyefendi buraya park etmesiniz aracını. Tabi park etmeyeceğim ve sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Hemen konuşalım. Evet buyurun bu arada, yardımcı olun. Bu arada eski PD'yim. İsminiz neydi ilk öncelikle? Benim ismim Mudak. Benim ismim Sakop. Of. Tabi. Of. Bisikleti resmen bana vuruyordu bu arada. Bak görüyorsunuz. Evet. Neredeyse vuruyordu. Neredeyse vuruyordu. Hocam ilk öncelikle isminiz sizin neydi? Sakopa mı demiştiniz? Anladım. Beyefendi bize bir müsaade edebilecek misiniz? Sadece 5 dakika ya. Aracımızı satın almıyoruz. Lütfen gidelim. Yok araç değil. Ben eski polis memuru, evet, Mehmet Pala. Ben eski polis memuru Mehmet Pala. Evet, hani bundan tanıyorsunuz değil mi? 2 ay önceye kadar bir işten ayrılma gereği, yani annemin rahatsızlığından dolayı işten ayrılmak zorunda kaldım. Hani başvurularımız nasıl? Hani eskisi gibi departmana gidip form doldurarak mı, yoksa hani nasıl yapıyoruz bu konu hakkında bilgi almak için? Allah'ım yapıyorum. Sistem değişti belli günlerde, belli ay veya belli yıllarda. Şöyle söyleyeyim, departmana gidiyorsunuz, duyuru geçiliyor zaten belediye tarafından veya şehir tarafından, şehir yetkilileri tarafından. Belediyenin bir Discord diye bir hesabı var, telefonunuza indirin, tercih ediyorum. Yani oradan bir duyuru geçiliyor. Siz çavuş musunuz bu arada? Evet, ben çavuş 2'yim. Ha, arkadaş da çavuş bir sanırsam. Öbür arkadaş. Evet. Tanıştığıma memnun oldum arkadaşlar. Ben de memnun oldum. İyi çalışmalar. Bir ara buluşup çay falan bir içeriz. Tabii. Teşekkür ederiz. Telefon numaranızı alsam iyi olur aslında. Ben vereyim. 30 yazıyor musun? Bir saniye. Bu telefonu yeni aldım. Nasıl kullanacağımı bilemiyorum ya. Bir kapat aç yapayım. Kullanımı biraz zor. Şuradan ha. Evet hocam dinliyorum. Evet. Ben size şöyle kağıdı vereyim Mehmet Bey. Kağıda yazıyorum. Tabii. Söylüyorum, yazıyor musunuz? Evet. Mehmet Bey. Yazıyorum, söylüyorum. 800-902. 800-902. Tamamdır. Abi ben bunu bir rehberime ekleyeyim. Benimkini de kaydedersin. Arkadaşım ne yapıyorsun sen ya? Hop 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 hop. Arkadaşım. Teşekkürler, tamamdır. İyi günler. Abi telif yiyeceksin. Ya insanlar cidden kafayı yemiş be memurum. Yani cidden kafayı yemişler. İyi günler dilerim. Araba. Abi benim araç gene gitmiş ya. Araç getir var mı abi? Oh be. Abi çekmek. Oo 2.5K gitti. Abi oradan kurtulduk zar zor. La la la. Abi tamirciymiş öndeki, ama harbiden tamirci havasını da vermişler. Lan bir Grova gitmek istiyorum abi. Grova bakalım. Şuradan sol yapalım. Bu arada bir sıkıntı yaşadım az önce. Arkadaşlarla konuştuk, çözdüğümüz. Oo mevzu patlamış abi. Patlasın.
Merhabalar. Burak ya dostum, ne haber ha? İyilik. Kusura bakma, seni de böyle karşılıyoruz ya. Bu lanet serserilerle biraz uğraştık. Oo, ne oldu oraya? Oraya ne oldu? Bir bakayım dostum, oraya. Dostum, bu eser bana ait. Oğlum, bu dostum, çocuk ne yapıyor? Bu eser bana ait. Ben yaptım. Aa, yapmayın. Adamı bıraksana kardeşim. Bu kim ya? Dostum, ya biraz daha hak etti biliyor musun? Ne oldu sen? Bu lanet serseri bize Twitter'dan küfür etti, anlıyor musun? Abi, bu da... Siz de siz de onun canını mı aldınız? Evet, evet. Aynen öyle. En güzelini yapmışsınız, en güzelini. Evet dur. Büyük balık küçük balığı yer bilirsin. Doğru. O da orası çok doğru İbret ya. İbret alem olsun. İbret alem olsun kardeşim. Yani adamlar internetten artık yapar. You will pay us in the real life motherfucker. Adamlar 2-3 tane İngilizce kelime öğrenmişler. Şöyle mahallenizi gezmemde bir sakınca var mı dostlar? Yo buyur gez ha, senin mahallen gibiymiş gibi. Böyle izin alan adamlardan çok hoşlanıyorum. Evet. Evet. Ne yapıyorsun? Bu mahalle bana ait. Bu mahalle, ben orada bir arkadaşa dedim ki ben mahallede gezebilir miyim dedim. O da dedi ki gezebilirsin tabii ki dedi. Furkan, ne diyebilirim? Şu beyefendi bak, evet. Koşuyor, şu. Dostum bu mahalle... Sediye almak odun evi. Beyefendi. Beyefendi. Tamam. Siz demediniz mi bana, mahallede gezebilirsiniz diye? Evet. Serhat, bundan sonra sen de mahallede gezme kardeşim. Tamam. You know what you can say? Serhat, şaka yapıyorum. Ama bu arkadaş yemez anlıyor. Çıkayım isterseniz efendim. Size rahatsızlık verdiysem ben yol alayım. Böyle kibar ve izin alan kişilerden hoşlanıyorum hocam. Evet, fakat bu bunlar izin alır mı? Who the fuck is yours? Bunu tanımıyorum. Kim? Buna saldırın. Vurmayın abi, vurmayın. Abi vurmayın. Vurmayın lan adam. Motherfucker. Dostum ne yapıyorsun sen? Tanrı aşkına ne yapıyorsunuz? Tanrı aşkına ne oluyor burada? Sen ne arıyorsun burada? Bu adamı. Dostum, sana gününü göstermek isterdim. Ne olsun ki babam mı doğdu? Ne olsun ki babam mı doğdu? Bu da çıktı lan. Selamun aleyküm. Sizdenim kardeşim, Sastılar bunu mu arıyor? Beyefendi ben gidiyorum. Daha sonra inşallah yanınıza yine uğrarım. Dostum, yanlış bir zamanda geldim. Bir çayınızı içmeye gelirim daha sonra. Dostum aracın güzelmiş ha, satıyor musun? Ya satmayı düşünmüyorum ya. Dostum ne yapmış? Ama istersen bir dahaki geldiğime bir tur atabilirsin. Arif baktım kedin mi? Dostum ben de dalga geçiyor olmanız. Bir tur atmak nedir? Tamam dostum, görüşmek üzere. Görüşürüz. Hak et yollaydım ha. Bak bunlar senin için. Ya, senin için yaptım hani. Lastikler nasıl canlı mı diye. Dostum bu hiç hoş değil. Peki görüşürüz. Thanks. Bu arada lan. Bana sıkmadılar inşallah. Neyse arkadaşlar, ben ufak bir birlik kuracağım. Dostlar konağa Discord'uma geliyorsunuz abi, tamam mı? Bana SMS atıyorsunuz, yani DM atıyorsunuz, SMS nereden çıktı? DM atıyorsunuz abi. Ben de sizi alıyorum. Burada artık başlıyoruz abi. Hani rol videolarına başlayacağız. Bu bir tanıtım tadında rol videosu oldu. Başlayacağız. İnşallah hep beraber güzel roller çevireceğiz. Hani sunucunun bazı yerlerine takılmalar oldu. Sunucu 140 kişi abi. Bir de yer hani NB modu vesaire sunucunun kendisinden var. Bu da ister istemez işletim yorduğu için ufaktan FPS takılmalarım oldu. Kendinize iyi bakın. Alperen abim sunucusuna gelin. Bay bay. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Meta'nın güzel kaliteli bir roleplay, hatta sesli roleplay sunucusundayız. Uzun zamandır sesli roleplay videosu gelmiyordu ve bu sunucuda seri gelecek. Yani ne serisi seri gelecek? Şöyle söyleyeyim.
sıfırdan başlamış çekiyorum. Ortalama 10 bölüm hani zengin olana kadar, Infernus olana kadar bu sunucudayım arkadaşlar. Sizler de destek yapmak isterseniz banka hesap numarasını atıyorum. Neyse arkadaşlar. Buradan hemen Fagio kiralama. Fagio motor da en son hatırladığım kadarıyla. Bu arada sistem efsane olmuş. Herkesin eline koluna sağlık. Sesini bir kısayım biraz. Stas'ta bakayım. Bizim ehliyetimiz yok abi. Şimdi polisler bana demeyecek mi kardeşim? Senin motor siklet ehliyetin nerede? Araba ehliyetin nerede? Şu an bu motora bile kaçak biniyorum. İlk önce bir bankaya gitmemiz lazım. Bankadan paramızı çekelim. Bu videoyu 3. kez çekişim olduğu için artık bankanın yerini öğrendim diyebilirim. Çünkü gerçekten bayağı aksilikler oldu. Bu yüzden çekememiş olabilirim. Bu arada yolların böyle gözükmesi benden kaynaklı değil. Gece modunda olduğu için sunucu. NB'ye yükledim. NB dedim, yol modu yükledim. Gayet güzel çalışıyordu. Bugün bir tıkladım GTA San Andreas abi. Tıklar tıklamaz beni normal GTA San Andreas atıyor. Pardon, MTA'ya tıkladım beni normal GTA San Andreas atıyor. Sonra GTA San Andreas'ı sildim. Cartçurt derken en sonunda çözümü buldum. GTA San Andreas'ten kaynaklıymış. O yüzden bugünlük böyle idare edelim. ENB'siz, yol modsuz. Çünkü gerçekten emek verdim, uğraştım ama maalesef başarılı olamadık. Kusura bakmayın. Geldik bankamıza abi. Arabamın kapısını kilitleyince sıkıntı oluyor. İçeriden çekiliyor. Garanti falan yazmışlar. Çok efsane yapmışlar. Bu arada sunucu Gürkan kardeşimizin. Kendisi benden kat kat abone sayısına sahip olan bir kardeşimiz. Buradan ona da saygılar, sevgiler. Miktar, parayı neden çekiyorsun diyorsanız arkadaşlar, ooo 1000 dolar abi, temizinden parayı kaptım. Neden parayı çektin dersen, ehliyet yani çoğu sunucularda 200 dolar, 200 TL ya da ne bileyim 550 dolar falan alıyor. O yüzden dedim parayı çekeyim, ben iş temiz alayım. Bu video tam olarak başlangıç, sunucu tanıtma da denilebilir. Sunucu güzel bu arada, FPS sıkıntısı yok dediğim. Bundan önceki söylediğim videomda da gibi bilgisayarım o kadar iyi değil. Ama umarım yaza doğru efsanevi videolara gelecek. Biz asla pes etmiyoruz YouTuber olarak. Burada iki kişi bile kalsak pes etmek yok. Buradaki map gitmiş bu arada. Eklenmesi lazım. Şu 60'dan bakalım kimler aktif, yetkili. Bu arada üst yönetim aktif değil. Çünkü uğraşıyorlar bazı şeylerle, o yüzden. Güzel sunucu yapmak için her daim uğraşıyorlar, ellerine kollarına sağlık. Ne desek kardır yani. Evet, ehliyet alma yeri göründü. Of, rahatla giriyor. Diyorum ki motor ehliyetimi alsam. Ya gerçekten motor ehliyeti şu anda almam daha mantıklı. Çünkü ben zaten şu an araba kullanmayacağım. Çünkü o kadar param yok, para falan kasacağım. Şöyle dayı. Ne diyor la? Ananı satayım, para boşa gitti. Abla selamün aleyküm ve rahmetullah. Lisancı, evet abi. Türkçeleştirilmesi lazım hep İngilizce. Evet abla, senle bulduk biz bunu. He. Biz A2 tipi alacağız. B tipi araba için bot ehliyeti diyoruz. A2'ye baş. Teste başla. Yes be. Arkadaşlar bu arada hayatımda ilk defa tek seferde geçtim. Güzel oldu tek seferde geçmemiz. Ne diyor? Artık pratik sürücü sınavına hazırsınız. Teste başla diyor. Üf, sese bak be, düştüm. Neyse. Burayı hızlandıracağım büyük ihtimalle. Mekana geldik. Hadi bakalım. %100 aldım da. Ufak bir motosiklet hastası olmadığını tespit ettik. Geçtik abi. Motor ehliyetini aldık. Benim nerede o zavallı motorum? Gel buraya ya. Evet, tekrardan geldik kırmızı çöpe.
Ha böyle de 40-80 arası gidiyor diye hatırlıyorum. Aynen 80'i zorlu araba. 81 hadi. Hadi 90 91 çok iyi bu arada. 100 yüzü var bu arada bu motorun. Şey değil mi böyle yazlık yerlerde binilen? 101'i var. 99'da 101 hadi. Hadi oğlum. Aha tekel bayağı açmışlar. Hakiki tekel market. Hakkıymış bende hakiki diyor. Selamünaleyküm abi nasılsın? Ben deyim. Ha sepet sistemi var. Bayılıyorum bu sisteme. Görüşürüz Kanka. Abi benim bereket görmem gerekmiyor. Sen bereketini gör paranın. Tamamen helal. Yani alın terimiz o bizim. Burada galeri yok mu? Hah var. Ahmet torun mu? Havadan uçarak geldi. Ne kadarmış? 6K. Ben 6K kasacağım bu motorlardan birini alacağım. 7K kasacağım. Büyük ihtimalle bu videoda hepsini kasamayız çünkü para kasmak zor bir şey yani. Uzaktan ne kadar basit de gözükse. Şöyle gidelim mesleklere bir bakalım. Slash GPS var diyorlardı bir ara. Ha var hala. Selamun aleyküm abi. Bana oradan bir versene. Abi biz ehliyetsiz minibüs diyor. Biz neden normal araba ehliyeti almadık? Abi ya çok kötü oldu bu. Ben şimdi meslek kasamayacağım. Neyse balık tutacağız yapacak hiçbir şey yok. Balıkçı mesleği vardır inşallah. Çünkü benim şu an tek yapmam gereken şey araba ehliyeti almak. Çünkü ben şöyle düşündüm dedim. Motor ehliyeti alırım motorla vakit geçiririm dedim tamam mı? Hani motora biniyorum sürekli hem ucuz para kasarım ben alırım ama araba ehliyeti olmadan meslek yapamıyoruz. Yani araba ehliyeti şart abi ya. Hiç düşünemedim bu arada. Vallahi hiç düşünemedim ya. Aksilikler bizi bırakmıyor arkadaşlar. Bence vardır yani balıkçı burası böyleyse. Hah var abi şükürler olsun. Yem alacağım abi yem. Heh. Balık yardımda çalışıyor da büyük ihtimalle. Heh aynen. Yem al balık durum balık bug. Oltanız buga girerse slash balık bug yazınız diyor. Aha adam var. Dur sesi açayım biraz. Assalamun aleyküm. Selamun aleyküm dayı. Dayım nasılsın? Dayı dilsiz herhalde. Dayım iyi misin? Dayım iyisin inşallah ya. Dayı rast gel sana. Arkadaşlar bu dayı kafayı yemiş. Konuşmuyor. Arkadaşlar. Emin olun bu serinin güzel sonuçlarını elde edeceğiz hep beraber. Ben burada balık mesleği kalsam hani video para kasmalık kadar kocaman yaparsak video bitmek bilmez. Hani bu riskli bir iş. Neden riskli? Cidden oynayacağımı düşündüm. Kapanmayan bir sunucu olduğu için girdim. Çünkü size ben bu sunucunun nasıl bir sunucu olduğunu öğretmek istiyorum. Hani amacım reklam vesaire değil. Gerçekten emek verilmiş bir roleplay sunucusu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlerle beraber tekrardan Rina Roleplay'deyiz. Bugün sizlerle arkadaşlar taksicilik yapacağız. Rina'yı bırakmıştım. Biliyorsunuz bırakmıştım. Zaten şu anda mal mülküm olarak iki tane bu arabam. Başka 4K'da param var. Bundan başka da mal varlığım yok. Bugün birazcık taksicilik yapıp birazcık taksiciliğin nasıl bir şey olduğunu Rina'da öğreteceğim arkadaşlar. Buradan taksi talepleri diyelim. Hiç taksi talebi yok. Taksi talebi yokken daha çok arkadaşlar aktif bölgelere gidip beklemenizi tavsiye ederim. Aha. Hemen kapıyorlar abi bak şimdi. Ah çok çok geciktik zaten. %100 kapmışlardır bu arada. Ne dedim ben abi? Kornaya basalım. Taksi geldi. Abi panelde bekleyeceksin. Aha geldi müşteri abi. Nereye efendim? Abi sahile götürüyorum. Sahile değil mi diyelim? Hani değil mi? Abi şurada. Santa Maria ananı seteyim.
İyi günler. Slash taksi abi. Yok abi. Gene yok abi. Gene çalmışlar. Geldik gene çöplüğe abi. Adamlar yolda atladı. İşte bekleyeceğiz bakalım. Kim gelecek, kim gidecek. Evet abi, sipariş geldi hemen. Hemen abi postalıyoruz. Bak, sipariş nerede, ben ne tarafa gideyim? Bu arada araba Allah'ına kavuştu. Ona bir satayım. Lan. Bir de bir konuya daha açıklık getireceğim. Oğlum ben buradan ofrağa yapıştırırım bana. Konuya daha açıklık getireceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Rene Hilir bir gün attı bir video attım. Bu video dan dolayı client ban yedim. Şöyle bir şey oldu ama benim client ban yemem mühim değildi. Asıl eliyi kullanım. Osman kardeşimizin banı açıldı. Ve ben utanırım şahsen. Gidip kardeşim benim banımı açar mısınız demeye. Demedim de zaten. Demedim kardeşim banımı açar mısınız demedim. Ta ki Osman'ın banı açılana kadar. Baktım ki onun banı açılmış. Ben dedim onun asıl ileyi kullanan oydu. Benim banım neden açılmaz? O yüzden güzel bir gelişme yaptık. Hadi bakalım, hadi bakalım, Allah'a emanet. Abi çağırmışsın. Taksi çağırdınız, buyurun. Ev bul. Kod neydi? Abi kodu unuttum bu arada. GPS. Aynen abi, çok pardon. 104. Burada giderken ofrağa kitapmam abi. Çünkü müşteri kaçmıyor. Müşteriye birazcık daha fazla kitlemem lazım parayı. Haberiniz olsun, siz de öyle oynayın. Abi neden Tekin'den 253 dolar alıp da Tekin'den 410 dolar aldım? Şimdi bu merak konusu. Selam. Buyurun. Tabi. Nereye efendim? Legas. Hemen abi götürüyorum. Ben de oraya gidiyordum. Vallahi yol üstünde buldum müşterimi. Dertemiz paramızı aldık yani. Hayır, adam parası yokmuş be. Arabayı tamir ettirmeyeceğim daha. Çünkü birazcık daha iyi olabilir araba kendisine. Evet arkadaşlar, çöplüğümüze tekrardan geldik. Bekliyoruz abi. Evet. Biz burada bekleye bekleye herhalde sabaha ederiz. Sahura kadar buradayız abi biz. Bunlar Sump'ın rol yapan adamları abi. Abi bir de kumarhanenin orayı bir ziyaret edelim. Aha taksi talebi geldi. Yes be abi be. Kumarhaneden şimdi müşteri almaya gidiyoruz abi. Bakalım neler olacak. Müşterimiz bizi sevecek mi? Luna roleplay'de rol dönüyor. Bir tek sıkıntısı var. Maalesef ben bunu hiç istemem olmasını. DM atıyorlar abi. Şikayet açıyorum, ben gün geçtiğinde şikayetlere devam ediyorum. Hani kötü bir şey de yapıyorlar. Uzlaşma için banka numarası bırakıyorum. Bu yasak diye duydum. Ben, yani yasak olmaması gereken bir şey. Çünkü benim hoşuma gidiyor abi yani. Adam derse ki hala itiraz ediyor, DM değil derse. Gelince 3000 dakika. Yemek istemiyorsa işte 30 bin, 20 bin ne istediysem gönderiyor. Geldik hanımefendi. Buyurun. Taksi butonuna
basmışsınız. Nereye gidelim? Soralım ne kadar vermiş. Haysi sorar mısın? Başlayalım. Adamın parası yokmuş, biz de geri dönmek zorunda kaldık. Lütfen paranızı cebinize koyun ve öyle taksi çağırın arkadaşlar. Abi satıyoruz inşallah, hadi bakalım. Çeksin abi. Abi taksimizde, bak şimdi dünyada taksicilik şu an gecenin kaçı abi? Gecenin ikisi. Taksicilik birazcık daha sıkıntılı bir meslek olduğunu öğrendik açıkçası. Neden derseniz... Şimdi satıldı bu arada. Pek fazla iş yok bu işte arkadaşlar. Bilginiz dahilinde olsun. Ayarlardan çekelim abi paramızı. Sürümüzü aldık. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu video toplamda 40 dakika oldu. 40 dakika içinde gına geldi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Eğer ki o arabaya çıkarsam ornaya... Ya! Dayı niye son anda söylüyorsun ya? Benim bu arabaya bir güzel bir korna vesaire yapabiliyor musunuz? Var mı öyle bir yeteneğiniz? Havalı kornamızı da taktık. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Jant Roleplay'in yeni videosuyla sizlerleyim. Bugün yanımda İsmet dayı var. İsmet dayıyla bir tane çocuk var bizimle konuşmak isteyen. Onun yanına gideceğiz. Oradan İsmet dayının tanıdığı bir tane tamirci varmış. Oraya gideceğiz falan filan. Bugün takılacağız açıkçası. Dayı. Çocuk çağırdıydı ya sana bahsettiğim. Ehliyetçinin önünde buluşacaktık. Hüseyin sen misin? Benim dayı benim. Dayı oraya... Unuttum ya o çocuğu. Gidek buluruz ya. Gidek. Ehliyetçinin önündeyim senin. Orada varmıştır büyük ihtimalle. Bakalım gidelim ne var ne yok. Dayı ehliyetçi şu ehliyetçiydi değil mi? Bro. Karşısı. Şunlar mı ki acaba? Bunlar mı? Dur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun gençler. Nasılsınız? İyisiniz. Eyvallah. Dayımla tanıştım sizi bak. Bu benim İsmet dayım. Çok değer verdiğim bir dayıdır. Bir saniye ben geliyorum da kusura bakma. Dayı sen bekle. Yok sorun yok. Eğer ki o arabaya çıkarsam ornaya... Bir sorun mu vardı kardeş, toplanmışsınız oraya? Bilader kaybol buradan. Tek sorun senin şu anda burada olman. Hayır yani bir sorun varsa çözelim yani. Yok ya, emir ol büyük başkanıyım kaybol. Çözelim in araçtan. Her tarafta bir tanıdık çıkıyor neydi? Ya. Çok konuşuyor. Benim adım Şura. Ben sizin? De Hüseyin, bu da İsmet dayım. Memnun oldum kardeşim. Köz İsmet. İsmet Reis, memnun oldum dayım. Ben de memnun oldum. Arabalar atlayın, şu tırcılarla falan uğraşmayalım. Ben sizi şöyle sakin bir yerim. Aynen. Tamamdır Reis, şu iş. Ama! Ya! Ya! Orospu çok! Fıtı. Vallahi iki tofaş da iyi yakıştı he. Aynen. Beni Emre sen çağırmıştın değil mi? Telefonla beni arayan sendin. İstiyorsan da gidelim şu sahilde oturalım ya da burada daha rahat arabalara yaslana tam tobaşı olarak konuşalım. Siz şehirde yeni misiniz beyler? Yani pek fazla da yeni sayılmayız ya. Uzun zamandır buralarda takılıyoruz işte dayıyla beraber. Sizi ilk defa gördüm de ben. Ben tanıyorum ya. Bak diğerlerden de değil mi? Bir ara bunlarlaydık işte sonra ayrıldık i̇şte kişilere. Bahtiyar? Bahtiyar yolcu ya Bahtiyar. Tam olarak Bahtiyar kimdi hatırlamıyorum. Yolcuları biliyorsunuz belki. Biliyorum aynen, tamam. Aynen. Bizim dostumuz olurlar. Onlardan da ayrıldık işte. Köz İsmet'te takılıyoruz bakalım şimdilik. Hani bir aile projemiz vesaire var. Allah'ın izniyle onları da gerçekleştirirsek. Demir Holding'i duydunuz mu?
Yok. Dayı sen duydun mu Demir Holding? Ooo oran öyle ya. Ben de hiç duymadım. Ben duymadım. Biz yolcularla, çakırlarla, çakır beylilerle, karazadelerle dosttuk. Sonra bir anlık sinirle 20-25 kişilik bir aileyi dağıttık. Ondan polisliğe geçeceğiz şimdi. Kabul edilmezsek tekrar bir aile kuracağız. Direkt sıfırdan bir aile kurmak zor bir şey yani. Biz de yanımıza destek veren kardeşlerimizi ya da abilerimizi, benim dayım gibi köz ismetleri bekliyoruz. Hani dediğim gibi sizlerden de bize hani beraber bir şeyler yapmak isterseniz yapabiliriz arzu ederseniz. Eğer polislik kabul olmazsa her türlü birlikte gireriz. Bizim dostumuz çok bu şehirde. Sırtın yere gelmez bizde olduğun sürece. Ya doğrudur ama şimdi hani polislik olacaksın. Sen belki ya ne bileyim illegalden legale geçmek ne kadar doğru olur şu devirde hiçbir fikrim yok. Yok şu an illegalde değiliz biz ikimiz de. Memleket nereydi? Memleket benim Zonguldak. Sizin? Benim Samsun. Söz ismetinde Ankara. Karadeniz'de. Efendim? Ankara değil, Ankara değil. Bir ezberleyemedin. Doğu İskandinav. Hüseyin. Ya dayım, dalga geçme insanlarla ya. O ne dalgası? Dayı sen Doğu İskandinav. Ben sol tarafımı asayım ya. Şimdi reis, senin ismin Hüseyin'di değil mi? Aynen Hüseyin Emre kardeşime. Senin takıntılı olduğun biri var mı bu şehir? Köz İsmet var mı? Yok ya şu anlık. Yok yok benim ya. Şu anlık. Tamam. Ne oldu ayıp mı? Peki yok da bir muhatap olduğun biri var mı mesela tanıdığın aile falan? Ya yolcular vardı şimdiki onlarla görüşmüyoruz bakalım. Aranızda bir sıkıntı var mı? Yok yok Allah aşkına. Tamam bir sıkıntı olursa zaten biz buradayız, şehirdeyiz ne zaman. Sıkıntı yok sıkıntı. Telefon numaran zaten var bende Emre. Tamam. İsmet dayı. Dayı uyuma, ayakta uyuma dayı. Yok ya, uykuyu alamadım ya be. Var mıdır bir isteğiniz arkadaşlar? Canınızın sağlığı. Tamam. Sizin var mı? Canınızın sağlığı aynı şekilde. Dediğim gibi Emre'de numaram var zaten, haberleşiriz bir şeyler yapacak olursak. Tamamdır başkan. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Dayı görüşürüz. Görüşürüz. Hadi kolay gelsin dayı. Eyvallah. Eyvallah kolay gelsin. Koz dayı. Dayı senin şu tamirci vardı ya. Orada bir yerde o gün gittiğimizde. Oradalar mı ki acaba bir gitsek? Bir gidek hadi oğlum. Atla. Hadi. Yerini biliyorsun değil mi? Biliyorum dayı, şu hemen sağ yukarıda değil miydi? Oldu. Buradan mı gidiyorduk dayı? Düz. Sol yap. Sol. Dayı niye son anda söylüyorsun ya? Aha buradalar. Selamünaleyküm. Herkese sordum. Selamünaleyküm. Bilmiyorum, almıyorlar ustam ya. Benim bu arabaya bir güzel bir korna vesaire yapabiliyor musunuz? Var mı öyle bir yeteneğiniz? Ustam o zaman. Tamam geçin içeriye. Bu aracı bey. Şimdi dayı, havalı kornan var mı senin şimdi? Takabiliyor musun? Şimdi istesem takabiliyor musun? Dayı ne diyorsun İsmet dayı? Taktır. Şimdi tofaş yani. Güzel afilli bir şey. Ne kadar? Fiyatlar nedir? İnşallah paramız yeter bakalım ya. Fiyat nedir? Dayı ne diyorsun? Bakayım. 2700 diyor. Abi ya yaptık. Yap bak ya. Parasını ne vereyim abi. Hüseyin. Dur kardeşim. Arabayı çekeyim içeri. İsmet dayı şimdi havalı kornayı sen biliyorsun nasıl bir şey olduğunu. Dattırı basmayacaksın sen araba sendeyken, haberin olsun. Cezayı yersin. Tamam. Polise zaten yasak biliyorsun. Tabii ki açayım. Havalı kornamızı da taktık. Hadi bakalım. Arada bukta kalıyormuş arkadaşlar. Bukta kaldığı için ifkat bir rapor atmamız gerekiyormuş. Ne? Tofaş'a bu kadar bakmamız bugünlük yeter. Bonus paramızı da aldık. Yanında Osman var aslında. İsmet Köz olarak rolünü sergiledi bugün. Ona da çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda onun da kanalını aşağı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese selam dostlarım. Bugün sizlerle beraber tekrardan kendi sunucumuzu açtık.
Hani inşallah açacağız. Bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle sunucumuz açık olacak. Bugün tekrardan kendi sunucumuzu açtık. Umarım başarılı yerlere geliriz. Nova roleplay bilenleriniz vardır. Artı 60 vesaire görmüştük. Bu yüzden dedik Yunus kardeşimle beraber, biliyorsunuz her zaman zaten Yunus'la açmışımdır. Yunus kardeşimle tekrardan sunucuyu açma kararı verdik. Sunucuya giriş yaptığınız zaman ben direkt tanıtıma başlıyorum abi. Sunucuya giriş yaptığı zaman her zamanki standart bisiklet kiralama sistemimiz. Buradan kiralıyorsunuz. Başarılıyla bisiklet kiraladığını dikkatlice kullanmayı unutma. 1 saat sonra bisikleti geri getirmeyi unutmayın diyor. Güzel abi. 1 saat sonra getirmezsen polis departmanının aranan listesinde yer alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Çürük inci dedi zaman. Slash inci sat varmış abi. İnci satmak istiyorum. Evet. Kodu girin. 953. Bende inci yok bu arada. Ha yok ki zaten. Balık mesleği standart, hurma balıkçı, hurma restoranımız var standart bir şekilde. Burada slash bilet al diyerek şehir turu yapabiliyorsunuz. Slash bilet al. Bilet al. Aldım abi. 10 dolar hiçbir şey değil. Hızlı bu arada. Şehir turu yapıyoruz be. Var mı böyle? Burada üstüne Icy sevgiline geliyorsun filan. Baya güzel roller çıkar. Bu arada bas konuştu arkadaşlar sonucumuz. Bunun hakkında birazcık konuşacağım. Balon gidiyor, kendiliğinden gitsin bakalım. Şimdi sunucuda trollere yer olmayacak arkadaşlar. Troll yapmak için girenler direkt perma ban atılacak. Şöyle biliyorsunuz bizim Nova Roleplay'in altyapısından açtık biz sunucuyu. Belki biliyorsunuzdur Nova Roleplay'i. Sunucumuz sade abi. Her şeye göre sade şu an denebilir. Piyango. Haftada bir kere piyango çekiliyor arkadaşlar. Tam bilet diyor. 2K'ymış. Örneğin ben bu kod Discord üzerinden paylaşılır. Herhangi bir kod random olarak aranızdan birisi kazanabilir diyelim arkadaşlar. 2 katını kazanıyorsunuz bu arada tam bilette. CJ'miz desek hala yerine duruyor tertemiz şekilde. Şuraya güzel bir map ekledik. Villa var abi şehrin ortasında. Ama tabi herkes alamayacak. En çok meslek veren mesleğimiz her zamanki bir çöpçülük abi. İlk hafta özel, şu an tam olarak fiyatlar belirlemedi. İlk hafta özel daha uygun olabilir. Haberiniz olsun, bilginiz halinde olsun. Girin para kasın dedim. Burada ufak ufak detaylarımız İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Perşembe günü saat 5'te sunucu açılmış olacak. Tam o sıralar izleyebilirsiniz bu videoyu büyük ihtimalle. Yani sunucu şu anda aktif. IP adresinden girip oynayabilirsiniz. Şimdi neden bizi seçmelisiniz? Bu konu hakkından da bahsedeyim şöyle gezintimizi yaparken. Hatta bir arabayla gezebiliriz arzu ederseniz. Ben marketten bayağı para vermiştim kendime, evet. Nasıl flancak? Kendimiz dahi abus yok abi. VIP chat tut, ben şuradan bir tane Land Rover alayım abi. Neden biz? Soru sistemi olmayan sunucular var girişte. Bizim eski Nova'da da yoktu. Biz soru sistemini ekledik abi. Ama ilk bir hafta olmayacak. Ayağınız alışsın anlamından. Ondan sonra olmaya devam edecek. Çünkü neden? Troll olmasını istiyoruz abi. Hani ben burada gereken rol derslerine vereceğim. Videolu kayıtlı. Aynı şekilde böyle yani. Sıfır troll inşallah. Hep beraber güzel bir şeyler yapacağız. İlk haftada Game Master'lar, yani rehber arkadaşlarımız sizi yanınıza çekebilir, rol bilginizi sorgulayabilir. Nasıl desem, herkes rol öğrenecek abi. Sunucuda oynamak isteyen herkes rol bilgisi olmak zorunda. Kimseyi dışlamıyorum bu arada. Rol bilenler zaten oynamaya hak kazanacak. Rol bilmeyenleri bize öğreteceğiz. Çarşamba günü saat 17.00'da oyunu olana 15K verilecek. Umarım sunucu şöyle kapanmayacak. Bundan adım gibi eminim. Biliyorsunuz ben AVM bilişimde çalışıyorum. Buradan Ömer abime selamlar olsun. Ömer abi bize video sağladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi masraftan kaçındırdığı için. Makinalarınızı lütfen ama lütfen AVM bilişimden alın. VDS'lerinizi, VPS'lerinizi. Güzel yerlere geleceğiz kardeşlerim. Burada sunucu ortağım Yunus Hemedoğlu'nun
Kanalı yeni açtı. Meta videosu çekecek. Hatta bu sunucuda da ortağım olduğu için bir zahmet yani. Sunucuda da video çekecek. Onun da linki aşağı açıklama kısmında. Herkesi bekliyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Unicorn Roleplay'deyiz. Ancak Unicorn Roleplay'e bugün acayip bir şekilde gireceğiz. 10 bölümlük, hatta daha fazlası bile olabilir abi. Bak bu kadar net söylüyorum. Bu kadar güzel oyuncuya sahip bir sunucuda daha fazla bile oynayabilirim. Rol bilen insanlarla daha fazla oynayabilirim, onu söyleyeyim. Bugün Mustafa, yani şu arkadaş, Mustafa bizim dedemiz. Mehmet'le biz kardeşiz. Mehmet bizi şehir dışından buraya getirdi. Akrabalarını yavaş yavaş şehre topluyor. Mehmet abi. Efendim abi. Abi istiyorsan gidelim. Ben bu şehirde acayip yeniyim, onu söyleyeyim bak. İlk defa geldim. Dede. Gidelim gidelim. Efendim. Dede lütfen insanlara bulaşma. Bulaşma dede. Yani bilmiyoruz şehri. Tamam hadi gidelim hadi. Dede bu şehir o şehirlere benzemez. Ne yapacağız şimdi? Mehmet abi. Evet. Dayı. Şimdi abim önce bizim para kazanmamız lazım. Bir hadi gidelim hadi. Ehliyet alalım. Çok ehliyet. Konuşma. Önce ehliyet mi? Ne kadar var sizde? Bende... Bende 3500 var. Bende de 3500. Bende 4000 var. 4240. Devlet bana bir de verdi ekstradan. Bonus aldım ben. Ben işimi biliyorum. Ha, güzel. Ben işimi biliyorum. İyi. Ya benim diğer ülkede şeyim vardı. Ehliyetim vardı. O geçerli midir? İdareten de kullanırsın. Belediyeyle konuşmamız lazım dede. İdareten kullanılır ya. Ama bir soralım hadi gelin. Hadi. Boşalım mı? Araba falan kiralanmıyor mu hemen şuradan? Şuradan kiralanmıyor ya. Bir tane araba kiralayalım. Kiralayalım. Dede aman diyeyim. Taksi çağıralım taksi. Araba kiralayalım. Araba. Ay yok, ehliyet olmadığından kiralayamayız. Allah Allah. Taksi çağıralım. Çağır dedi o zaman. Ben dur arıyorum ben. Ara dede. Arkadaşlar size de gelip gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Sunucu harbiden güzel bir sunucu. Dede ben uçakta... Alo. Ben uçakta hamburger, sosisli mosisli bir şeyler aldıydım da istiyorsanız vereyim size, var mı? Var var bende var. Ben de uçaktan hızladım. Ben telefon almayı unuttum ya. Alo. Unuttum. Taksi mi? Telefon para kazanalım da. Burada dolarla çalışıyorlar, pahalı. Sıkıntı Malik. Sıkıntı. Baba şu tipe bak bak. Sarının tipe bak. Takmış kafasına tavuk kafasını. Gerizekalı. Yani camı aç. Bilmiyorum. Taksi geldi. Camı aç camı. Geldi geldi. Taksi geldi. Yani bizi ehliyete bırak. Gel, ehliyet gel. Ehliyet. Arabanın tepesinden in. Emniyet kemerini bir takın. Sen tak sen. Sen takmamışsın. Düşeceğim başımıza bela alacağız. Ya onu bir indirin ya. İndi mi? Ha. Dede senden bir kokular geliyor. Bu ne kokusu ya? Ha mis sürdüm mis. Hacı misi. Ya dede kurban olayım, rezil etme bizi her yerde ya. Yo niye ya, hacı misi. Mekke'den aldım. Taksici. Ehliyete. Borç ne taksici? İban kaç İban. 10 lirayı da şey yap. Aç kapıyı gardiyan. Siz vermediniz değil mi para? Ben verdim de. Yok ben vermedim. Aman diyeyim, elinizi zaten cebinize atmayın. Al işte. Dede hadi sohbeti bırak ya dede. Dede. Allah Allah. Dede sen daha ne diye sohbet ediyorsun adamla ya? Kulakları sağır işte. Kulakları duymuyor ki dede. Allah Allah. Geçtim abi, ilk defa tekte geçtim. Selamünaleyküm. Ali kızım. Ben gidiyorum. Benim diğer Ben gidiyorum. Araba sürdüreceklermiş. Ha ben bir sorayım dur. Kızım.
Benim diğer ülkede ehliyet vardı. Oluyor mu? Ha, ne diyorsun? Abi ehliyetimizi aldık. Ehliyet arabasını sürerken de sizlerle birazcık iki lak lak yapalım artık. Hani ciddi anlamda güzel bir sunucudayız çünkü. F5'e takıp F5'e basıp emniyet kemerimizi de takmayı ihmal etmeyelim. Şu Mart sesleri çok kafamı şişirdi ya. Şimdi videonun burasını hızlandıracağım. Geldiğim zaman yani siz hemen 10 saniyede burada olacaksınız arkadaşlar. Arabe aldılar, oraya falan bas. Tamam. Çok hızlı sürüyorsun, çok hızlı. Dedi önden git de nasıl sürüldüğünü öğrenek. Yok sen önden git sen. Sen git sen. Sen git. Sen git sen git. Sen. Sen git. Mehmet sen git Mehmet. Sen git sen. Mehmet. Sen git sen git. Sen git la. Sen git. Sen git. Sinir ettim biraz. O diyor sen git, ben diyorum ben gideyim. Cart curt. Ivır zıvır. Bak kulaklığı da böyle unutmuşum ha. Kulaklık böyle takılıyor normalde. Arabanın anasını ağlattın Mehmet. Mehmet abi. Vallahi arabanın anasını ağlattı ya. Olmaz böyle bir şey. Bak hala direkt gidiyor. Ben yolları ezberledim oğlum artık. Öyle biz hemen diye direkt gitmiyoruz yani. Hadi geçelim ya. Aldım be. Aldım ya. Yes. O kadar vurduk ama aldık ha. Bizim dede bunun adı, nereye gideceğini de bilmiyor. Dede aldın dede. Ha verdi. İyi verdi. Vallahi sen yaş yaş nasıl tuttu dede ya? Verdi. Verdi verdi. Neyi? Yaş 70 iş bitmemiş dedem de ya. Ha kuş ötüyor. Ne? Dede sen ne biçim konuşuyorsun ya? Gidecek. Kafeste. Gidek de bir tane araba kiralayalım o zaman oradan. Ne diyorsunuz? Taksi çağırayım mı? Çağır taksi. Sen yürü hemen şimdi, kalp krizi falan geçirin dede. Uğraşmayın. Arıyorum. Ara. Alo. Dur açmamış. Dede. Şöyle öne doğru gidelim de. Hızlı gelsin ya. Ne oldu? Sen değil dede, bu iyice kafa yemiş lan. Mehmet abi biz neden bunu getirdik? Valla. Cemalettin dede. Sıkıntı ya. Dede bu martı sesleri de var ya, adamın harbiden beyninin içinde yankılanıyor ya. Ama çok güzel değil mi? Doğa. Oh. Bak mis kokuyor. Dede sen... Belli mis kokuyor. Fabrika amına koyayım. Hacı misi kokuyor. Hep fabrika. Hacı misi kokuyor, ne kokacak? Hacı misi. Ha benim hacı misinden mi kokuyu alamıyorsunuz? He. Sen, ben çok sinmişim sen, o zaman. Sen dolmuşa binince kaçmıyorlar mı yanından gençler? Yok çok seviyorlar. Şahsen ben burada bile zor durdum yani. Ha bir kız vardı. Kız mı vardı dede? Kurban olayım, kaç yaşındasın? Dede yapma dede. Parfüm vardı, parfüm al bunu sık dedi. Mis dedi, çok kötü bu kötü de. Ha bizim kimlikleri de almak lazım. Ya boşver dedi, onlarla uğraşmıyor. Belediyeden yeni kimlik almak lazım. Bunlar eskiler olmaz. Öküz gibi yiyorsun Mehmet abi, kusura bakma ama. Kusura bakma. Abi acıktım abi, yoldan geldik ya. Uçaktaki yiyecekler de çıktı. Yalnız, burada bir şey değişik bak. Siz cinsiniz, ben beyazım. Ben siz nasıl dediğinizim lan? Dede. Sen adamsın dede. Ama ırkçı gibi. Bizim vücut siyah. Vücut başka siyah. Yerler beyaz dede. Tamam. Başka yerler. Başka yerler beyaz diyor. Selam. Yeğenim araba kiralama yerine sür. Ha, araba kiralama yere. Araba kiralayalım. Taksimetreye çalıştır la. Gerçi 160 lira yazıyor la. Az önce de biz oradan aldın ya. 150 veriyoruz ya. Devam et hiç çalıştırma. Belki gezdirecek, 2-3 tutacak. Vermem ki. Hakka girmeyelim. Vermem ki dede. Gidek de bir tane meslek biliyorsan Mehmet abi, sen burada çok kaldın. Gidek bir tane. Meslek. Kamyon var. Şoför.
3000 dolar veriyor ya. Dolar ne demek 3000 dolar? Kamyonculuk olmaz ya. Dedin ha. Ben gençliğimde çok yaptım. Dede diğerlerini sen yapamazsın. Kur'an çarpsın az önce yolu uzatmışlar bu. Az önce yolu uzatmış bu. Bassana Yusuf. Değil mi? Kazanayım. Dur bunu da ben vereyim Cemalet. Sonra küfür ediyorsun artık. Ver ver. İban kaçtı senin İban. Kapıyı aç da inelim de hadi. Yok. Sövme dede sövme çocuğa. Ben alacağım taksiyi dur. Dede benim para zaten var ya daha bisikletin anca yetiyor. Dayı ben alıyorum dede. Dede araba tam senin rengin. Dede vallahi seviyor ne yapayım. Dede sen yolları bilmiyorsun Mehmet'e ver Mehmet'e. He var mı? Mehmet kapını kapat da düşme oğlum la. Kapıyı ört la. Örttüm dede bar. Nereye gidelim? Bir hangi mesleğe gidelim? Dede kamyon iyi ya. Hangisi iyi veriyor? Yapabilir miyim bilmiyorum. Ya burada Mehmet şeyleri söyle. Hangisi en iyisi veriyorsa ona gidelim ya. Dede hani balık tutsak mı ne yapsak balık mı tutsak? Balık mı? Hamsi. Hamsi. Olur nerede? Bu arkada. Çarpma lan. Lan. Dur çek sağa. Sağ çek. Kiralık araba zaten. Kiralı. Buna para verdim ben 2500 dolar. Dede. Dede bir saatlik yani o dede. Pahalı şehir burada pahalı. Dede balıkçılığa git dede. Balıkçılık nerede? Nerede? Mehmet'e versene şu direksiyonu ya biliyorum dede, dedi. Dede sen versen direksiyonu. Tarif et. Ya direksiyonu arkaya uzat düz ya. Düz git oradan düz git ya. Düz git oğlum. Dede ya. Düz. He sağ yap. Dön dedim git. Tamam aman dede. Amma uzatıyorsun dede ya. Aman dede. Sakata gelmeyelim. Buradan mı? Buradan. Ne yapacağız? Bak yem alacaksın buradan. Yem alıyoruz yem. Aldım ben. Oradan bir iki paket versene. Heh tamam. Yem aldın mı? Hehe. Oltalar orada asılı mı? Gel. He asılı gel. Dede millet hobi için yapar bu mesleği biz para kazanmak için. Ya bismillah. Arkadaşlar şimdi uzun süre biz para kasacağız. Arzu ederseniz videonun burasını durduracağım. Güzel paralar elde edeceğiz. Bugün bir tane araba almayı düşünüyoruz. Daha haberleri yok. Ben onları ayıktıracağım. Hemen geçiyorsunuz siz. Evet arkadaşlar bayağı bir uğraştık. 34K falan kastık. Bu hepsi 25 dakika içinde oldu bu arada. Para kasmak kolay. Dere sende ne kadar var şu anda? Ha bende 22.000 var. Dere sen vallahi acayip şanslısın ha bu konuda. Mehmet abi sende? Bende 27.000 var. En çok ben yapmışım ha. 34.000 var bende. Mehmet sen bu şehri iyi biliyorsun. Aha. Ben acıktım herhalde. Karnın guruluyor. Acıkmışsın. Yemeğim var mı? Var. Dızladıydım ya. Ben şu parayı sana vereyim. 30.000 olarak verdim. Çünkü biliyorsun malum 4.000 de üstümde kalsın. Evet. Gidelim bir tane kendimize bir tane araba alalım. Senin üstüne olsun Mehmet abi. Çok iyi sardı be. Tamam alalım. Dede hadi gidek dede. O zaman. Dede. Ha. Hadi araba almaya gidiyoruz hadi. Tamam son parayı da satayım. Balıklarınızı satın da üstünüzde kalanları. Ben zaten bir tane kaldı. Bu arada süreden baktım tam 25 dakikadır buradayız. 26-27 dakikadır. Thank you.
yazısını çıkartın. Sol sol sol. Sol sol. Anam, görmüyor musun yazıyı? Ben bile dedem, gördüm çok ya. Çok hızlısın dedem. Burada dur dede. Heh. Hemen arabayı alalım. Benim gözlerimi kapatmam lazım ya. Çok yoruldum. Arabanın içinde biraz uyurum. Nasıl bir şey yapsak iyi? Şimdi. Şu minibüs alalım mı la? Ana. Ama. 4 kişi binebiliyor mu? Binler binler. Bunlar binmez dede binmez. 2 kişilik bu dede. Tam vallahi. Dede binen de buna. Vallahi. Dede seven de buna. Dede gitti gene karıyla kızla kaynatıyor diyeceğim de. Tamamdır. Evet, şunu dede. Alalım. Şunu işte ya az önce beğendiğimizi. Ha bu dede, çok güzel, güzel değil mi? Al al hem paramız da cebimizde kalmış oluyor bayağı bir para. He. Alıyor musun bunu? Güzel bu. Al al. Vallahi oh, aldık arabamızı. Ben. Kapıyı da açtım. Dede motoru çalıştırayım. Anahtarı yok dede. Ben bir gözlerimi kapatıyorum. Haberleşiriz tamam mı? Ve tamam. Arkadaki otelde uyuyacağım az ya. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve Unicorn Roleplay'in sunucu IP adresi ve Discord adresi açıklama kısmında mevcut. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.